Birincisi, bak bu ülkede bizi İslam'la yöneteceğini iddia eden politikacılar kalkıp bir yere geliyor, diyorlar ki biz yeni kanunlar ve hükümler çıkaracağız, yeni bir anayasa hazırlayacağız ve kendisini yerli ve milli İslamcı olarak gösteren, geçmişte şeriat için yan şeriat yan neman emi ben şeriat diyen kardeşlerimiz sonra kalkıp dediler ki yahu yetmez ama evet. Yani hiçbir kalkıp demedi ki ben mübarek bizim yeni anayasaya ne ihtiyacımız var? Bizim zaten şeriatımız var. Bizim Kur'an anayasamız var. Bizim sünnet anayasamız var. Biz zaten 1450 yıl boyunca onunla yönetilmiş, onunla şereflenmiş, onunla dünya hakimiyeti kurmuş bir anayasamız var ve bu da ulvidir. Yaratıcısı Allahu Teala'dır. Biz niye kalkalım beşerin, Avrupa'nın uyduruk hukuklarına göre uyduruk uyduruk yasalar çıkarıp sonra işimize gelmeyince de onları lağvedip ortadan kaldıralım? Ne gereği var demediler. Onun için İslam hukukunda bir ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve men yebtagi gayrul İslami dinen fellen yuqbal minhu fehuve fil ahireti minel hasirin. Diyor ki her kim İslam anayasasından, şeriat hukukundan başka bir kanuna, hüküme, beşeri bir düzene rıza gösterir ve ona yönelirse. Allahu Teala diyor ki bir dini arzular veya sevgi beslerse, mesela bazılarımız diyor ki ya hocam diyor biz şimdi bu AKP'ye, Hüdapar'a, Yeniden Refah'a şuna buna oy vermezsek CHP gelir diyorlar. E mübarekler. Yani düşünün CHP zinayı suç olarak geçmişte anayasaya koymuş. Bizim muhafazakar şeriat getireceğiniz dediğiniz insanlar ise zinayı suç olmaktan çıkarmış. Yani hangisi tehlikeli? Bir bunu kendinize sorun yani. Bu işin şakası yok. Onun için ayet-i kerimede ve men yebtagi gayral islami dinen felen yuqbal minhu fehuve fil ahireti minel hasirin diyor. Kim her kim İslam'dan başka bir din, bir dini arzular, bir kanuna hükme, beşeri bir ideolojiye meyleder. Velev ki demokrasi, velev ki laiklik, velev ki kemalizm, velev ki sosyalizm, velev ki deizm, velev ki izm, vizm, ateizm. Yeryüzündeki bütün izm, vizmler ve bütün put ve şirk düzenleri hepsinden herhangi birine meyleder veya sevgi beslerse veya ona intikal etmeye hem Müslümanken buna yönelirse bu ondan asla kabul edilmeyecek. Yani Allahu Teala o kanunların, o hükümlerin geçersiz olduğunu, yarın kıyamet günü ya Rabbi işte bizi aldattılar, bize yalan konuştular, dediler şeriatı getireceğiz, destek verdik bunlar, İslam'ı bir şey yapmadı, hepsi cebini doldurdu. Dediğiniz zaman Allahu Teala bu mazeretinizi kabul etmez. Çünkü diyor ki fil ahireti minel hasirin, muhakkak ki Allah'ın şeriatı dışında, İslam anayasası dışında, Allah ve Resulünün gönderdiği Kur'an ve sünnet anayasası dışında herhangi bir anayasaya yetmez ama evet ben işte demokrasiyle İslam'ı yücelteceğim, ben laiklikle şunu yapacağım diyen insanlar geçmişte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Darul Nedve'den kendisine getirdikleri teklifleri de bir göz önüne getirsinler. Dediler ki ya Muhammed gel bir sene sen bizi yönet. Bir sene senin Allah'ının sümaşa Rabbinin hukuku ile yönetilelim. Bir sene de putların yani bizim uydurduğumuz, bizim deist anlayışımıza göre insanları ve toplumları yönetelim dedi. Allahu Teala lekum dinikum veliye din dedi. Sizin dininiz size yani sizin hukukunuz, hükmünüz, şirkiniz, küfrünüz size. Bizim kanunlarımız bize. Biz asla karma bir düzene rıza göstermez. Asla o zillete kendimizi düşürmez ve düşürmeyiz diyerek Allahu Teala açık ve net olarak kul ya eyyuhel kafirun dedi. De ki ey kafirler, sizin taptıklarını size, bizimki bize. Sizin dinini size, bizim dinimiz bize. Yani hak ile batıl asla karmalaşmaz. Karma bir ucube bir düzen kurulmaz. İslam'la küfür harmanlanmaz. Bunun üzerinden Müslümanlık ayakları yapılmaz. Onun için ayet-i kerimede açık ve net olarak Rabbül Alemin böyle duyuruyor. Hatta mesela Arap suresi 54. ayet-i kerimede de Ela lehu halku vel emru tebarekallahu ve rabbul alemin diyor. İyi bilin ki yaratmak, bugünkü Müslümanlar yaratma konusunda Allahu Teala'nın yaratıcı olduğunu kabul ediyor. Komünisti kabul ediyor, sosyalisti kabul ediyor, laiki kabul ediyor, kemalisti kabul ediyor, partici de kabul ediyor, şeriatçı da kabul ediyor. Hepsi diyorlar ki Ela lehu halku وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ. Ama Allahu Teala'dan kabul etmedikleri, itiraz ettikleri,
Allah'ın şeriatından ise beşeri düzenleri kabul ettikleri konu nedir? Vel emru, emir konusu. Yani itaat ve kanun koyma etkisi. Allah-u Teala diyor ki, iyi bilin ki yaratmak da, emretmek, hüküm koymak da Allah'a aittir. Ya Allah'a aittir işte. Allah dışında kimse kanun koyamaz. Allah dışında inşa yoluyla sıfırdan kimse teşri edemez. Bu bir ilahlık iddiası olur. Sümme aşa. Bu bir küfür olur. Bu Allah-u Teala'nın dinine karşı bir kin ve nefretin neticesi olur. Onun için kardeşlerim şu Araf suresi 54. ayet-i kerimeyi kulaklarınızın bir yerine asın. Yani bir soru işareti olarak şunu algınıza özellikle oy kullanan filan parti istiyorsanız Hüda Parti istiyorsanız Yeni Refah istiyorsanız AKP hangisini diyorsanız deyin. Hiç fark etmez. O işte ülkeye oyla seçimle demokrasiyle şeriatı getirecek diyen herkes için söylüyorum. Benim merhum amcam 1989'da bir bayram günü ben evine gittiğim zaman bugünkü işte 28. cadde bizim caddemizde orada oturuyordu. Orada bir bayram sabah gene demek ki seçim süreciydi, seçim yaklaşmıştı, bunlar konuşuluyordu. Orada merhumun söylediği çok güzel bir söz vardı ama bu söz o kadar güzel ki bugün onun ne kadar doğru olduğunu kendi gözlerimizle müşahede edip şahit oluyoruz. O zaman dediler ki ya işte parti marti ıvır zıvır rahmetli dedi ki Müslümanlara kurulabilecek en büyük tuzak partidir. Hangi cemaat ve camia partiye çekilmişse o mutlaka şeriattan, Kur'an'dan, sünnetten, bütün ilkelerinden vazgeçmiş. Dün şeriat getireceğiz. Yan şeriat, yan neman diyenler bugün diyorlar ki biz demokratik cumhuriyet içerisinde yerli ve milli bir parti olarak işte Müslümanların haklarını gözeteceğiz ama demokrasiden de laiklik ve kemalizmden de taviz vermeyeceğiz ki sonuç öyledir. Çünkü geçmişte o çizgiden gelen yapıların zamanla nasıl yani böyle süslüman olduklarını geçmişin mücahitlerinin bugünün müteahhitleri olduğuna birebir şahit olduk. Onun için ayet-i kerimede Allahu Teala ela lehu lehul vel halkul vel emru tebarekallahu ve rabbul alemin. İyi bilin ki yaratmak da hükmetmek, kanun koymak da yalnızca Allah'a aittir. Birincisi şöyle bir kaide var kardeşlerim. Allahu Teala Yusuf 40'ta diyor ki innil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır ama bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hüküm kayıtsız, şartsız milletindir diyor. Peki burada bir şirk küfür yok mudur? Allah vardır. Vallahi Allah dışında kanun koyucular birer ilahtır. Birer puttur, birer tağuttur, birer küfür aracıdır. Yani bunun aksini bizim söylememiz söz konusu değildir kardeşlerim. Onun için gerçekten yani mesela bazen insanlar var böyle nasıl söyleyeyim yani sen onlara bunları anlatıyorsun hemen o tapındıkları putlaştırdıkları partileri veya camiaları, cemaatleri hemen ne yapıyorlar? Öne sürüyorlar. Düşünün ki kardeşlerim ayet-i kerime yani Rab kelimesi çok önemlidir. Rab tertip edendir, kanun koyucudur. Helal ve haramları belirleyen, yasak ve serbestiyetleri denetleyen, kadın ve erkek arasındaki hukuku belirleyen, aile hukukunu belirleyen, ticari hukuku belirleyen hepsidir. Onun için اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون دركان الله تعالى açık ve net olarak Allahu Teala dışındaki her insanların helal ve haram koyma yetkisini kendisinde gören insanların birer Rab olduğunu açık ve net olarak söylüyor. Nitekim İbn-i Kesir tefsirinde şöyle diyor. İmam Ahmed, Tirmizi ve İbn-i Ceri değişik kanallara dayanarak bize bu belgeyi nakletti. Adi bin Hatim diye geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davetini yani yayılınca Arap Yarımadası'na kendisi de bir Nasrani, bir Hristiyan korkudan Şam'a kaçıyor. Arkasından bu Huneyn Savaşı'nda Allahu Alem kendi kabilesi esir alınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tay kabilesinin şefi olan babasının cömertliği, merhameti toplumca o kadar iyi bir insan ki onun hürmetine kız kardeşini Adi bin Hatim'e gönderiyor. Babası Hatim çok mert bir adammış, çok meşhurmuş. Tay kabilesinin reisiydi, ölmüş bir insan. Ona gönderip onun Müslüman olduğu takdirde malının, mülkünün, aşiretinin, mallarının geri iade edileceğini söylüyor. Kendisi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geri dönüyor. Bunu İmam Ahmed, Tirmizi, İbn-i Cerir ve diğerlerini de rivayet etti. Sahih bir rivayette dönüyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimeyi okuduğunu görünce
Diyor ki ya Resulallah biz onları Rabler edinmedik. Bakın iyi dinleyin kardeşlerim. Biz onları Rabler edinmedik deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlar bir şeye helal deyince helal kabul ettiniz mi? Ettik ya Resulallah. Bir şeye haram dedikleri zaman haram bildiniz mi? Bildik ya Resulallah. İşte bu onları Rab edinmektir. Diyor ve bunu açık ve net olarak söylüyor. Bugün de bir insan Kur'an-ı Kerim ile, Kur'an ile, sünnet ile çalışıyorsa efendilerinin veya cemaatlerinin veya partilerinin şeriata aykırılıkları, batıl oluşu peygamberin sünnetinin dışında, müminlerin yolu dışında herhangi bir yola saptıkları zaman bir ilim sahibi veya bir Müslüman onlara nasihat edip bu yol helal değildir, bu gittiğiniz yöntem, usul, İslam'a, şeriata aykırıdır kardeşim dediği zaman eğer diyorsa ki bu benim yolumdur, haktır da batıldadır, ben bunun peşindeyim, işte bu onları Rab edinmektir. Ve onları Rab edinmek ise neuzü billah yarın ahirette korkunç bir akibette belki küfre kadar onu götürecek bir sürecin kapısını sonuna kadar aralamak demektir. O ayet-i kerimede Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık mümin kadın olsun erkek olsun o işte kendi isteklerine göre seçme hakları yoktur. Kardeşim oy kullanmak caiz değildir. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Hangi ayette? Yusuf 40 ile diyor. İnnil hükmü illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Sen gidip de oy verdiklerin parlamentosunda yasa çıkarıyorsa bu nasıl helal olacak? Bu nasıl meşru olacak? Ona oy vermemek nasıl haram olacak? Yani bunu kim hangi akla hizmet söylüyor? Onun için ayet-i kerimede açık ve net olarak kim Allah ve Resulüne karşı gelir, onlara isyan eder, onlara muhalefet edecek olursa apacık büyük bir sapıklığın içine düşmüş olur diyor ayet-i kerimede. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِذَا قَدَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَاتُ مِنْ اَمْرِهِ وَمَنْ يَحْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينَ Ayetinde açık ve net olarak Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiyse, bir kanunu Allah yazdıysa ve bunu sana emrettiyse daha sen bunun dışında bir şey uyamazsın. Allah şeriatını belirlemiştir. Bizden din olarak ayet-i kerimede diyor ya el-yevmu ekmeltu lekum dinikum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytul islamu dine diyor. Yani Allah-u Teala bugün diyor ben sizin üzerinizden nimetimi tamamladım, hukukumu, kanunumu ortaya koydum. Din olarak da sizden razı olduğum tek şey İslam hukukudur. Onun dışındakiler batıldır. Her kim onun dışında bana bir hukuk ve hüküm ile gelecek olursa helakiyet dışında ona bir şey kazandırmayacağını açık ve net olarak söylüyor. Ahzab suresinde yani Ahzab suresi 36. ayet-i kerimede de Resulullah'a isyanın veya Allah ve Resulüne itaat etmemenin onların teşri yani inşa yoluyla koydukları hükümlere muhalefetin insanı dalalete ve korkunç bir cehenneme götüreceğini söylüyor. Aynı keza Nisa 65. ayet-i kerimede de فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِيدُ فِي الْاَنْفُوسِهِمْ خَرَاجَ مِمَا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَ diyor. Hayır, hayır. Rabbine yeminler olsun ki, kasemler olsun ki onlar aralarında çıkan konularda, ihtilaflarda, anlaşmasızlıklara seni hakem, kanun koyucu olarak, kendi istek olarak kabul hakem, kanun koyucu olarak kabul etmedikçe, sonra da senin koyduğun hükümlere tam bir teslimiyetle içlerinde hiçbir burukluluk olmaksızın tam bir teslimiyetle itaat edip teslim olmadıkları müddetçe gerçek anlamda mümin değillerdir diyor Allah-u Teala açık ve net olarak bu ayet-i kerimede. Peki kardeşlerim yani Kur'an böyle derken, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak sahih rivayetlerinde Allah-u Teala'ya karşı yapılan en büyük şirk nefsi ilahlaştırmaktır, putlaştırmaktır. Egolarına göre hareket edip helal ve haramları egosuna göre belirlemektir derken bizim kalkıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hükümlerini görmeyip kendi nefsimize göre hareket edip helal ve haramları ya hocama oy vermezsek ne olacak? Biz oy vermezsek ne olacak? Ya sana ne olacak? Senin işin değil ki mübarek. Sen imanını kurtarmaya çalış. Sen bu ülkede oy verdiklerin af buyur diskoteklerde, barlarda, orada burada ömür öldürüyor. Senin oy verdiklerin ihale götürüyor ve sen onun günahının ortağısın. Bundan daha ağır bir vebal var mı be mübarek? Yani aklı olan buna uyar mı? Bak Nisa 115. ayet-i kerimede şöyle bir ayet var. وَمَنْ يُشَقِّقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّانَ لَهُمُ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِيحُ جَهَنَّمَ مَا وَسَاءَتْ مَصِيرًا diyor.
kendisi için doğru yol belli olduktan sonra. Kim Resul'e karşı çıkar, yani Allah'ın şeriatına, ayetlerine, Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine karşı çıkar ve müminlerin, yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinin dışında uyguladığı İslami protokolün, prosedürün dışına çıkacak olursa, başka bir yola girerse, onu o yönde bırakır ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir varış yedir. Ve men yuşakikur rasule min ba'di ma tebeyyana lehul huda ve yettebi'u gayru sebilil mü'minine nüvellihi ma tevella ve nusrihu cehenneme ve ma vesa'et masira, diyor. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, yani Allah'ın vahyisi kendisine ulaştı. Belki bu sohbeti dinleyen bir insan oy kullanmanın veya Allah ve Resulü dışında kanun koyucunun olmadığını öğrendikten sonra hala ben bilmem şunu desteklemezsem bu gelecek, bunu desteklemezsem bu gelecek. Senin oy verdiğin demokrasidir, senin oy verdiğin layıklıktır, senin oy verdiğin İslam değildir. Bu Hüda Parlılar için geçerli, bu AKP'liler için geçerli, bu Yeni Refahçılar için geçerli, bu Saadetçiler için, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, MHP, BBP, artık ne kadar harf ve hareket varsa hepsinden birer parti var. Hepsi için geçerli bir kaidedir. O insanlar Allah ve Resulüne muhalefet, şeriatla tezat halindedirler. Ve hiçbiri İslam'ı temsil etmez. İslami bir referansa sahip değillerdir. Kendilerini yerli ve milli olarak övseler de, kendilerinin bu halkın kurtuluşu için hidayetin kapısı olduğunu söyleseler ya da Allah'ın partisi olduklarını söyleseler de hüküm hiç değişmez. Bakın ayet-i kerime ne diyor? وَمَنْ يُشَقِيقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّانَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرُ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ وَنُوَلِّهِ مَا tevella ve nusulihu cehenneme ve vesaet masira, diyerek kendisi için doğru yol, şeriat yolu, Kur'an ve sünnet hukuku ve hükmü belli olduktan sonra, kim Resulullah'a karşı gelir ve müminlerin şeriat, Kur'an ve sünnet tevhid yolundan ayrılıp başka bir yola girerse, o yüzden onu o yönde bırakırız. O batılın içinde, o bataklıkta, o sapıklıkta, o taassup çöplüğünde bırakırız. Sonra da mutlaka onu cehenneme sokarız. Ona ne kötü bir, orası ne kötü bir yerdir diyerek Allah-u Teala açık ve net olarak kesin hükmünü veriyor. Daha bize düşen nedir ki dikkat etmek? Ki nitekim Sahih Müslim'de geçen bir rivayette, kim bizim üzerimizde bulunduğumuz emre, yani İslam'a aykırı bir amel işlerse o amel mutlaka reddedilir. Anlıyor musunuz? Ve o amelle asla amel edilmez. Kim olursa olsun, ne derse desin, ciddiye alınmaz, peşlerinden gidilmez. Gerçekten bak kardeşlerim, yani innil hükmü illa lillah kelimesiyle hakimiyet kayıtsız şartsızdır, şartsız milletindir kelimesi birbirinin zıttıdır. Biri hakkı, biri küfrün şeyidir. Ve biri Allahu Teala'yı temsil ederken biri de kendisini Allah'ın rakibi olarak gösteren, velev ki Darul Netve gibi bir parlamento veya put meclisi gibi meclislerin sembolleri ve putların uluviyet, yani ruhbanlık, yani uluhiyet kazandıkları Allahu Teala'nın yerilip Allah'a harb ilan edilen yerlerdir. Bunun da farkında olmak lazım. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, tevhidden, şeriattan ve hakka hizmet